Evet değerli arkadaşlarım bu haftaki ikinci videomuzda da yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Tabi özür dilerim kusura bakmayınız. İnsan tanımı bir medeniyetin, bir düşüncenin değerli arkadaşlar düşünce eksenini ve karakterini gösteren ayırt edici ya yani mihenk taşı diyebileceğimiz meselelerden, problemlerden biridir. İnsanı nasıl tanımlıyorsa, insana nasıl yaklaşıyorsa, insanı nasıl ele alıyorsa, buradan hareketle de anlıyoruz ki, o düşüncenin seyri ya da o mantalitenin, o paradigmanın anlayışı, efendim, ana hatlarıyla, rengini belli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu videomuzda, değerli arkadaşlar, sizlere e, büyük filozofların, düşünürlerin önde gelen e, efendim e, düşünce tarihinde isim yapmış filozoflarımızın insana dair tanımlamaları üzerinde bir çıkarsama, bir yorumsama yapma niyetiyle bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Tabi araştırmalar devam ettikçe değerli arkadaşlar öyledir. Yani felsefe Antonio Kenny'nin dediği gibi felsefe aslında bir bilgi değildir. Bir bilgi vermez felsefe. Yani kısmen katılıyorum yani bu yönüyle. Doğru, felsefe bir, bir, bir bilgi verme durumu ve karşı karşıya yani okuyucularına, araştırmacılara, onu dinleyen insanlara bir bilgi verme derdinde değildir. Felsefenin derdi meseleyi anlayabilmektir, meseleyi kavrayabilmektir. Meseleyi analiz edip olayı efendime söyleyeyim, ne demek istediğini, insana ne demek istediğini efendim e, açık seçik, yani işte varlığıyla, mahiyetiyle nedir? Ortaya koyabilme. Ama bu süreç içerisinde ne yapar diye arkadaşlar yine tartışmaya ve araştırmalara ne yapar? Gebedir. Araştırmalara gebedir. Elastikidir bu anlamda. Yani felsefenin efendim işte bir filozof tarafından kabul edilen şeyin başka bir filozof tarafından kabul edilmemesinin sebebi işte anlamaya çalışma ameliyesinin vazgeçilmez bir unsuru, felsefenin unsuru. Ama bu demek değildir ki efendim bir bilgi de vermiyor. Yani Antonio kendin tamam doğru. Bu anlamda bir fizik gibi, bir matematik gibi bilgi verme derdi endişesi yok. Zaten bilgi nedir? Bak e, ismiyle bile müsemma felsefe nedir? Bilgelik sevgisi yani. O, o, o bilginin peşine düşmüş. Ama bu süreç içerisinde bu anlama ameliyası tamazeyin merak duygusundan hareketle, hayret efendim duygusundan hareketle efendim tabu bu da cehalet egemendir Aristoteles. İnsan niye hayret duyar? Cehaletini gördüğü için hayret duyar. Bilseydi farkında olsaydı bir şeyin hayret duyar mıydı? Aristoteles burada haklı metafiziğinde söylediği gibi. Ancak Antony ifade etmek istediği şeyi de burada efendim kısmen kabul etmekle beraber değerli arkadaşlar illaki felsefe bilgi verir yani. Bir takım analizler efendim yürüyeceği bir yol anlatabiliyor muyum? Durduğu bir yer var felsefenin. E bu durduğu yer onun neydir arkadaşlar e vermiş olduğu bilgidir. Ama bir fizik gibi, matematik gibi bir bilgi değerinde de değildir yani. Bunu da bilmemize yarar ver. Her neyse, felsefenin tabiatına dair bu kısa girişten sonra ama gerekliydi yani. Şimdi insan tanımına dair mesela Platon dedik, büyük filozofların görüşlerini seyredeceğiz bu videomuzda insan tanımına dair birincisi Platon ikincisi Aristoteles üçüncüsü İbn Sina ve dördüncüsü de efendim e, filozof kelamcı diyeceğimiz efendim ya da kelamcı filozof e, tabirler arasında fark var e, felsefeye ve kelama ilişkin raziyi e, nasıl konumlandırıyorsunuz ona göre filozof kelamcı da diyebiliriz ya da kelamcı filozof da diyebiliriz birbirinden farklı şeylerdir yani kelimelerin yer değiştirmesi olay e, keyfi değildir. Yani öyle de olur, böyle de olur anlamında değildir. E, bu dört düşünürümüzde başlangıç olarak tarihsel olarak da Platon daha önce Platon der ki insanlar tabiat olarak yani e, ortak bir tabiata sahiptirler. Yani e, insan olma ortak tabiatında hepsi de birdir. Ancak insanlar ahlaki seviyelerine göre farklı ne e, ürünler e, efendim karakterlere bürünürler ahlaki seviyelerine göre ki reenkarnasyonda da bu öne çıkar yani reenkarnasyon tenasüh ruh göçü yani insan ölüyor ama ancak başka bir varlıkta dünyaya geliyor efendime söyleyeyim bir canlı tilki olabilir kurt olabilir şu bu anlatabiliyor muyum yani insanın ahlaki seviyesi nasılsa öldükten sonra reenkarnasyona tabi ruh göçüne tabi tutularak bu dünyaya tekrar geliyor ama ne yapıyor? Onun efendi başka bir formunda. İyi ise iyi, kötü ise kötü formlarda dünyaya ne yapıyor? Geliyor. Aristoteles'e geldiğimizde değerli arkadaşlar, Aristoteles insan tabiatının tabi entele, entelehiya tabiri Aristoteles'e başarılı bir tabir de yetkinlik demek. E, ruhu, ruh, tabi ruh ve beden ayrımını kabul etmez Aristoteles. Ancak ruhu bedenin neyi olarak görür? Formu olarak görür. Dikkat ediniz. Çünkü onda madde form, teorisi ve kavram e, sallaştırmalar e, ölçüsünde meseleler ileri sürülüyor. Madde bedendir, ruh ise neydir? Formudur. Bu ruh formu diyor insanın efendime söyleyeyim e, ortak e, tüm insanlarda ortak diyebileceğimiz bir şey teşkil etmez diyor. Yani insan olma, düşünen insan olma efendime söyleyeyim insanlarda bir ortaklığın, ortak bir tabiatı göstermez. Biraz daha tabii düşünen olursa neden Aristoteles'in mesela diğer eserlerinde özellikle mesela <laughs> siyaset eee dair eserinde neyi görüyoruz arkadaşlar? Politikada insanların bazı insanların diyor ki nedir? Köle olarak doğar diyor. Köle ruhlu doğar. Kadınlarla efendim erkekleri aynı görmez. Yani insani durumları bağlamında insan ortak olması hepsinde insan aynı değil diyor. İşte köle kim insana köle ruhlu doğar. Kim insana cesur ruhlu doğar. Kim insanlar bilge ruhlu doğarlar. Yani or, insan olma yani biraz daha tabii insan olma ortak paydasına bir yere gelmem gelmeyi söylemede sakıncalı bir durum görmesi Aristoteles'in bunda değer arkadaşlar. Efendim insanların doğuştan bir takım karakterleri, bir, takım yetileri getiriyorlar ve doğuştan getirmiş oldukları bu yetiler haliyle insanların ortak payda bir araya gelmelerine mani oluyor. Ha insan formunda evet yani düşünen insanım ama bu yeterli görmüyor. i̇bn Sina'ya geldiğimizde ise i̇bn Sina Entelehiya'yı Aristoteles'ten daha açıklayıcı türselliğin ortaya çıkmasında efendim yetkinleştirici bir kavram olarak görüyor enteliheye ve insanların düşünmede yani düşünen canlı olmada insanların ortak bir tabiata sahip olduğunu ifade ediyor ancak diyor insanlar mahiyetçe bir derece itibariyle ayrışabilirler yani mahiyetleri insana düşünen canlı olma itibariyle bu enteliheye sahip olmaları itibariyle bir ancak derece itibariyle birbirine de ne yapabilirler farklı farklılaşabilirler derecelerinin farklı olması onların ortak bir tabiyede düşünen canlı olmaları ne değildir? Mani değildir der. Efendim Fahrettin Erraziye geldiğimizde değerli arkadaşlar insanı düşünen canlı olma itibariyle belli bir ruh gücüne, efendim potansiyeline ya da yetkinliğe sahip olma noktasında insanları ortak bir tabiata sahip olmada efendim şey görür. Biraz da Aristo'ya yaklaşır yani diyebiliriz ama Aristo'nun söylemedi ya da Söyleme noktasında belki şey kaldı, biraz daha kapalı kaldı. Noktayı Aristoteles, özür dilerim, Fahrettin'in e razı açar. İnsanları efendim, ayet edici özelliği olarak ahlaki durumlarını öne çıkarır. İnsanların iyi ve kötü yani ahlaki durumları, insanların efendim, ayet edici özellikleri, yani ahlaki seviyeleri, ahlaki karakterleri, ahlaki kaliteleri insanın arkadaşlar ayırt edici özelliği olarak ortaya çıkıyor. yani düşünen canlı olması İbn Sina'da olduğu gibi yeterli değildir. Fahrettin Ar Razi nezdinde ahlaki varlık olmaları insanları birbirlerinden yani ayırt edilmelerinde bir yani sade değil yani bir anlamda ma bu ahlaki şey mahiyet farkını da ortaya koymada neredeyse çünkü e, zaman zaten burada etkili olan tarafı Fahrettin Errazi'nin yani daha çok teolojik tarafı dediğimiz yönünün baskın olmasından dolayı burada İbn Sina'ya nazaran efendim böyle bir ahlaki motivasyon ya da gücün ya da nosyonu insan tanımına yerleştiriyor. Sebep de sen çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda değerli arkadaşlar insanların düşünen düşünen olmalarının o kadar şey efendim eğer tabii ki arzulanan e, da istenen bir özelliktir, bir fonksiyondur akledilme düşünme ama mi? düşünme e, yani bir ameliyedir aslında ahlaki bir ameliyedir. Düşünme ve akletme efendim e, şöyle diyelim Kur'an-ı Kur'an'daki düşünme ve akletme ruhsal bir ameliyedir. Yani insanların bir idrak seviyesidir. Yani e, nasıl söyleyelim, e, nöro e, fizyolojik bir olay olarak görmez Kur'an'daki akletme olayı. Ahlaki bir ameliyedir. Entelektüel bir ameliyenin ötesinde ya da temelinde entelektüel, entelehiyet gerçi oradan gelir. Yetkinlik ahlaki bir ameliyedir. Rasyonellik ahlaki bir ameliyedir. Derin düşünme, derin düşünme kişinin kalbi efendim fiillerinin de neydir arkadaşlar? Merkezini, merkezinde durur. Yani akletme olayı. Akletme olayı efendim e, beyinsel, e, beyne ait bir süreç ya da bizim bildiğimiz zihinsel aktivitelerin zeka ürünü hadiselerin efendim bir toplamı olarak ya da efendim bir zihinsel aktivitenin bir süreci olarak Kur'an-ı Kerim'deki akletme olayı görünmez. Temelde ve özünde ve amacında ahlaki bir eylemin gerçekleşmesidir. Ahlak da ki hulk yaratmaya uygun olan ahlak yani akıl akletme kişinin kendi yaratılış biçimine uygun davranmasıdır akletme. Kendi yaratılış biçimine uygun davranma. Bu da ahlak. Bu ahlaki duruş da ahlaki eylem, kalbi eylem ver. işte insanda iyi ve kötü ahlaki karakter ve kalite yaratır ki insanlar Fahrettin raziye göre değer arkadaşlar bununla birbirlerine ne yaparlar? Neredeyse mahiyetçi ayrımdır. Yani belhum adal dediği mesela Kur'an-ı Kerim özellikle geçer. İnsanlar öyle insanlar vardır ki diyor. Hayvandan daha aşağı. Yani hayvanlara bile hayvanlara kıyas edilemeyecek derecede berbat bir efendim neye sahiptirler? karaktere sahiptirler. E i̇nsan işte düşünüyor, canlı yiyor, itiyor, düşünüyor, yazıyor, eğitim alıyor, diplomaları var. Değil işte. Eğer insan kendi ameliyesinde, kendi işlevlerinde bu olgunluğu gösteremiyorsa, kişi gösteremiyor. Hayvanlardan daha aşağı oluyorsa, artık bu sadece sureten insan ama hakikaten hayvandan daha aşağı olması, insanların diyoruz ki düşünen, canlı olması insanlarda ortak bir taraf değildir yeterli değildir ve insanların mahiyetçe bile ayrıştığını ne yapıyoruz görüyoruz yani. İnsanlar bile mahiyetçe ayrışabilmektedir bu mahiyetleri de ayrışmaların sebebi de insanların kendine verilen e, efendim imkanları ki bu Fırat'ın erazinde imkan modalitesi eee bağlamında e, önemlidir. İmkanları kendi imkan e, yollarını kendi varlığına uygun biçimde kendi varlığına uygun biçimde düşünüp ve yaşayarak ortaya çıkarırsa şayet insan efendim ne yapabiliyor insani özelliğini gerçekleştirebilme efendim başarısını kazanabiliyor. Bu da bu nihayeti de kamil insandır. Olgun insana, insana insana olgun insana ulaşabilmektir. Dolayısıyla düşünen canlı olma özelliği bu anlamda iblisinde de görüldüğümüz gibi Arkadaşlar insanı anlamada yeterli bir nedir tarif tasnif değildir. Ha biz emin diyebiliriz. Yani İbn Sina'ya çok da haksızlık etmek istemiyoruz burada ama yani Fahrettin Razi'nin efendim ayet edici vasfını da fonksiyonunu ortaya çıkan bağlamında tabii buradan özellikle Fahrettin Razi'nin Kur'an-ı Kerim konseptinin daha güçlü olduğu ve düşüncelerinin yani burada İbn Sina'nın şey olduğu anlamında değil. Yani İbn Sina da en az Fahrettin Errazi kadar diyebilirim ki Kur'an-ı Kerim e hakim bir insan. Kur'an-ı Kerim ne demek istediğine hakim bir insan. Her ne kadar ayet ayet bu noktada Fahrettin Errazi kadar Kur'an-ı Kerim donanımı olmayabilir ama Kur'an-ı Kerim'in amaçlarını, Kur'an-ı Kerim'in efendi vermek istediği mesajın maksadını en az Fahrettin Errazi kadar iyi anlayan bir düşünürümüzdür İbn Sina burada haksızlık edemeyiz ama Burada Fahrettin Errazi'nin e, duruşunu özel ahlak üzerinden insanın mahiyetçe farklı ve ayrışan bir yönü ve efendim tabiatı olduğunu ortaya koymada efendim e, dikkate değer bir çabasını görüyoruz ki bu çaba önemlidir. E, Tabi bu e, dedik insan oğlu <laughs> özellikle e, Fahrettin Errazi nezdinde ki e, zaman içerisinde bunu biz bunu Hegel'de de göreceğiz ilerleyen tabi düşünce tarihinin ilerleyen süreçlerinde yani rasyonelleşme ile efendim varlık varlığa uygun olmadığı daha da ruhsallaşma ile rasyonelleşme arasında bir paralel biz Hegel'de de görüyoruz. Yani insan o ne kadar efendim ruhsallaşırsa o kadar rasyonelleşir, ne kadar rasyonelleşir o kadar ruhsallaşıyor. yani kendi fıtratına, kendi yaratışına, kendi doğasına uygun bir biçimde davranma özelliğinin altında arkadaşlar bu ruhsallaşma olayı yatar. Tabi ruh beden dualizmini kabul eder. Ee, İbn-i Sina'da olduğu gibi Fahrettin Errazi'de. Ancak bu dualizm bildiğimiz bir çift yapılı tabiattan ziyade e, efendim ikili bir yapıdan ziyade bu daha çok ruh temelinde ben zaten İbn-i Sina'da da öyle yani nihayetinde bizdeki dualizm biraz felsefe tarihinde hani Descartes'da da öyledir. Bakınız dual kelimesini kullanmaz Descartes. Fahrettin Errazi de dual kelimesi İblisini bunda yok yani çiftli bir Ruh ve beden ayrı cevherler olarak görürler Bu cevherlerden dikkat ediniz Bakınız nihayetinde arkadaşlar Ruh daha çok öne çıkan bir cevher olarak karşımıza çıkar Ve beden neredeyse ona tabi Cevherliğini neredeyse yitiren Cevher arazi diyebileceğimiz bir tarafa evrilmeye başlar İnsanoğlu ruh merkezinde ruh ve rasyonellik ve buradan tabi e, rasyonel e, amacı da ruhsalla, yani ruhsallaşmanın amacı da aklileşmek, aklileşmenin amacı da ruhsallaşmak. Bu Hege'de de öne çıkan bir özelliktir ki i̇bn Sina'da ve Fahrettin Errazi'de de bu var. Ki Fahrettin Errazi'de çok daha baskın ve ahlaki seviyede kendini tecelli, et tecelli ettiren bir süreçtir. Tabi bu ruh, ruh dedik e, beden dualizminden ama bunu çok fazla kullanmak istemiyorum çünkü... Böyle bir efendim birbirinden yani alternatif iki yapıymış gibi değildir dual yapılar. Yani anlatabiliyor muyum beden ruh ya da ruh beden dual yapılar birbirine alternatif biri mi biri mi diyebileceğimiz bir kutupsallaşmanın içerisinde değillerdir. Ki Descartes'da da böyledir yani nihayetinde ruh esas alınmaktadır. Ama bu gerilimden istifade eder ama bu gerilimden Fahrettin Razi istifade eder ruh beden geriliminden ruhun öne çıkmasına ruh ve ruhun ruh dünyasının şekillenmesine ve şekillendirici yönünün baskın yönünün öne çıktığı ne yapıyoruz değerli arkadaşlar görüyoruz. Ve e, tabi dedik <laughs> Sina özür dilerim Fahrettin Razi'nin ahlak anlayışında işte ruhsallaşma, rasyonelleşme, ahlakileşme arasında interaktif süreçler karşımıza çıkıyor. Yani birbirini besliyor. Yani entelektüel olmak ahlaki olmaya götüren bir şeydir. Ahlaki olma da yine entelektüel olmaya götüren bir süreçtir. Yani entelektüelist ahlaki ya da ahlaki entelektüelizm diyebileceğimiz birbirini besleyen süreçler ahlaki efendim dünyasında insanın mahiyetçe farklılaşmalarına, birbirine mahiyetçe farklılaşmalarında öne çıkan efendim kavramsallaştırmalı olarak anlayabiliriz. Burada tabi İbn-i özür derim Fahrettin Errazi özellikle insanın efendim belki bunu bağımsız bir video bağlamında da çünkü filozoflarımızı düşünürlerimizin bu konudaki anlayışları ya bilinmez ya da üstün körü ele alınır. Cinselliğin de insanın kendi ünsiyetinde kendi mahiyetini gerçekleştirmede ahlaki efendim kalitesini gerçekleştirmede cinselliğin neyini görüyoruz değerli arkadaşlar? yapıcı bir işlevini görüyoruz. Yani ünsiyet kökünden gelir diyor insanla da yani insan ünsiyet kökünden ve cinsellik de bu ünsiyetini efendim şehevi arzu ve kadınla birlikte beraber olurken bu ünsiyetini ve insaniyetini ne yapıyor? Kemale erdiriyor. Yani kendi varlığının doğasının gereği olarak davrandığı zaman varlığın efendim dozajını yani hani her şeyin ayarında eee insana verilen nimetler ya da imkanlar yaratılışına uygun bir biçimde insan tarafından imkan verilen imkanlar bu insanın bağlı olmuş olduğu zorunluluk yasaları var. Fahrettin Errazi bunu ne yapar? Öne sürer bir de imkan modalitesi vardır ki der Fahrettin Errazi insanın iradesi temelinde var olan bu imkanları ne yapar? Kendi insaniyetini, kendi varlığını gerçekleştirme yolunda efendim olanaklardır. Bu olanakları eğer insan e, kullanabilirse ki bu şehevi gücü de diyor e, efendim cinsellik gücü de insanın ünsiyetini peyda, e, meydana getiren, insaniyetin gerçekleştirmesinde olmazsa olmaz taraflardan biridir ve cinsellik bu anlamda yapıcıdır efendim yıkıcı bir unsura dönüşmez. Anlatabiliyor muyum? Yani cinsellik katınılan bir şey değildir. Fahrettin Errazi'de cinsellik Efendim insanın ünsiyetini tamamlayıcı bir yorul vardır. Ama e, yapıcıdır ama kurucu görevi de yok. Yani kurucu da değildir. F Sigmund Freud'da olduğu gibi cinsellik, Efendim Fahrettin Errazi'de yapıcı olur ama Freud'da kurucu bir özelliğe sahiptir. Cinsellik temelinden insan ne yapar? E, efendim e, Sigmund Freud temellendirmeyi anlamaya çalışır Eros. Ama burada tabi Eros dar anlamında yani her ne kadar biraz da Freud'u bu taraflar biraz hani yani Freud'da yanlış anlaşılma imkanları var cinselliği. Eros bağlamındayken bizim bildiğimiz yani tabirimi hoş görün yani insanların hani sevişme sırasında kullandığı enstrümanlara indirgeyecek derecede Eros'u kullanmaz. Eros hayat sevincidir insanın. Karşısına Tanatos ekler özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra efendim insanların böyle çok ölümle yüzleşmesi insanın bir anlamda ölümden kaçışı da insan olmazsa olmazlar. ve Hayat sevinci ve ölümden kaçış Tanatos duyguları efendim insanın yap kurucu unsurlar olarak efendim karşımıza e, çıkmakta. Ancak dediğim gibi Freud'u da burada biz ne etmememiz lazım? yanlış anlamamız lazım. Eksik olarak anlamamamız lazım. Çünkü Freud Eros'u geniş anlamda kullanıyor. Ama cinselliği zaman zaman çok daha öne çıkarıyor. Şehevi anlamdaki cinselliği. efendim burada biz Fahrettin El-Razi ile Freud arasında efendim cinsel ünsiyet kavramına vermiş olduğu anlamda Fahrettin El-Razi'nin cinsellik üzerinden Sigmund Freud'un Eros ve Erotizm cinsellik üzerinden anlamaya, algılamaya çalıştığı şehvet bir olmuyor. Tabi her iki düşüncenin de tabi bunların arkasında yatan şey bulundukları paradigmalarda dünya görüşleridir. Yani benzeştikleri, ayrıştıkları ne olacak? Yönler olacak. Çünkü farklı paradigmaların temelde dünya görüşü içerisinde yer alan insanlar. E, ve değerli arkadaşlar tabi <laughs> Fahrettin Errazi'nin, Platon'un, Aristoteles'in ve burada e, efendim Özellikle bir kavramı da özellikle ahlakın gelişmesinde insanın Fahrettin Errazi'nin insan mantalitesini ortaya çıkarmada öne çıkan bir kavram vardı ki utanma kavramıdır. Utanma kavramını çok ayrı bir özellik olarak görür. Ve hem insan hem toplumsal efendim boyutlar olan utanma kavramının kişinin ontu psikolojik diyebileceğimiz kalitesini efendime söyleyeyim e, temellendirmede ve şekillendirmede başat bir işlevi var. Niye? Çünkü insan Arkadaşlar bireysel dünyasını toplumsal dünya hariz olarak insanın eee yaratıcısıyla olan münasebetinde bu utanma kavramı başat bir rol oynuyor ve ahlaki seviyesinin şekillenmesinde ve olgunlaşmasında utanma efendim haya duygusu e, ba, e, öne çıkan bir e, işlevi var. Niye haya duygusu öne, öne çıkıyor? Çünkü diyor ki ben Rabbimden utanırım, beni yaratandan utanırım. İnsani dünyada toplumsal toplumsal dünyasında var içinde halktan utanma, insanlar utanma başka bir şey. Ama insanlar yani insani dünyasında kendi yaratanlar utanma duygusu ahlaki gelişiminde ve bir hesap verebilirlik bir anlamda. Hesap verebilirlik işte Fahrettin Errazi'nin teolojik ahlakını günümüzün seküler ahlakından öne çıkan seküler ahlakından ne etmektedir? Efendim farklılaştırmaktadır. Şimdi tabi insanlar tabi böyle seküler ahlak da ahlaktır. Efendim dine ne gerek var? diyen açıklamalar oluyor. Ya tabii ki zaten ahlak, rasyonellik, akıl, ruh bunlar zaten insana verili olan şeyler ve dinler de antiparantez burada ifade etmek yerinde olacak diye düşünüyorum. Konunun gelişim, gelişi bağlamında değerli arkadaşlar birbirine alternatif olan şeyler değiller ki ya. Tanrı insanın alternatifi değil, insan Tanrı'nın alternatifi değil. Dini ahlak, din, dini olmayan ahlak birbirinin alternatifi değil. Yani niye kutuplaştır? Batı aklı kutuplaştırıcı indirgeyici tarafını hiç kurtulamadı. Yani çünkü olmak istediğine gidiyor. Olanı üzerinden düşünmüyor. Olmak istediği üzerinden hayatı baş anlamaya çalıştığı ki bu sefer varlık kendi içerisinde kırılmaya vuruyor. Varlık düzeninin anlaşılması nedir? Ve Eskiden felsefe nedir diye söyledikler. Marifetü leşi ala mahvü aleki bu Aristo'da da böyleydi yani. E şey olduğu hal üzere bilebilmek. Olduğu hal neyse o. Sen olması gerekeni bırak. Olması gereken senin zihninin, benim zihnimin kurgu ve efendim motivasyonları da motivasyonu bir tara bırakalım. Olan ne? Olma, ol, olması gereken başka şey. Olan başka şey. Şimdi olması gereken üzerinden gidiyor. Böyle olmalıdır diyor. E ama varlık gelip yüzümüze çarpıyor. Ben, <laughs> ben sizin kafanıza göre değilim akletmek ve bilgi dikkat edin arkadaşlar bilgi insanın en hala bu tanım şeydir insanın zihninin dış dünya tetabuku sorunudur evet, etmiyorsa burada bilgiden bahsedeme bak dış dünya o kadar kendini başat bir biçimde hissettiriyor ki dış dünya bakınız kaynağı dış dünyada bilginin kaynağı dış dünya insanın kendine değil Batı bunu aşıp bunu far, yani fark etti ama fark edemedi daha doğrusu ve bu çözümsüzlüklerle seküler ahlakı, işte bak ahlak böyle de oluyor. Kendimize göre ahlak olmaz, kendi kafamıza göre ahlak olmaz ki. Kendimize göre bilgi olmaz. Hep bak dış dünyaya bakmak durumundayız. E dış dünyada verili. Dış dünya verili. Bak her şey ayrı ayrı. Ayrı ayrı değerde de, ayrı ayrı kalitede, ayrı ayrı çeşitte. Olanı anlayalım, olması gereken o bizim işte olan ahlak teolojik ahlaktır. Varlık sahipsiz olmaz. Hiçbir şey kendiliğinden kendi başına olmaz. Dolayısıyla teolojik ahlak seküler ahlakın yani ya da seküler teolojik ahlakın alternatif. Ya efendim ahlakı ben böyle de kurmuştu. bak akıl böyle değişliyor. Yani bunlar değerli arkadaşlar efendim birbirine alternatifmiş gibi konumlandırıyor. Ondan sonra birinden diğerini hadi tercih edelim. Hadi tercih et. Gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki efendim ki hadiste de geçer peygamberimiz zaten ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bak güzel ahlak insanda zaten var. Ama kamil ahlak nasıl tamamlanır? İşte dinlerin semavi dinlerinin ortaya koyduğu gibi insan ahirette hesap vereceği zaman bu ahlak tamamlanır. Seküler ahlakta efendim hesap verebilirlik var mı? Toprağın altına gitti o her şey bitti. Bitimde olan şey ne kadar ahlaki olabilir? toprağın altına gittikten sonra her şey bitiyorsa üstündeyken her şeyi yap o zaman. Kimse görmediği zaman yap. Anlatabiliyor muyum? Yani gitse de toprağın altında iş bitmiyor. Dini ahlak neye getiriyor? Ahiret kavramını getiriyor. Hayır diyor. Toprağın altında asıl başlıyor hayat. Niye? Çünkü hesap vereceksin. Dini ahlak işte burada seküler ahlakadan daha tamamlayıcıdır. Toprağın üstüyle yetiniyor, toprağın altıyla yetinmiyor. Çünkü gördüğüyle yetindiği için. Niye gördün? Çünkü öyle olması gerekiyor diyor. Olması olan. Toprağın altında hayatın bittiğine delilin ne? Ölmüş olmak bitmeye gerektirir mi? Ölmüş olmak her şeyin bitti anlamına gelir mi? Daha sonra başka bir hayatta başlamayacağımızın efendim çürütüle yani ahireti çürütme, çürütebileceğinize de, dair deliliniz ne? Yok. Yani böyle kesin bir deliniz var mı? Elle tutturur. Dünyaya gelirken deliniz var mıydı? Birden geldik gözlerimizi açtık bu dünyadayız. <laughs> e kapattık başka bir dünyada da gözlerimizi açmayacağımız ne malum? Gelirken haber verdiler mi bu dünyaya biz böyle bir dünyaya geliyoruz haberiniz olsun. Böyle baktık birden doğmuyor. Gözlerimizi açtık görüyor bir tok şeydi. Aynı. Bir de gözlerimizi kapatıp başka dünyaya çok kısa bir zaman sonra çok kısa bir, böyle bir kendimiz 2-3 saat uyumuş gibi hissedeceğiz. Öte dünyada gözlerimizi açtığımızda 2-3 saat böyle hani bir yemeğe yeriz de böyle bir şekerleme yaparız 2-3 ya, saatlik böyle. Aynı böyle kısa bir zaman içerisinde öte dünyaya gözlerimizi açacağız. Onun için bu dünyada yaptıklarımız ettiklerimize azami derecede gayret gösteririm. Çünkü ahlaki karnemizi oradan alacağız. Alan iyi insanlardan olalım. Bugünlük de bu kadar diyorum değerli arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Daha mutlu, daha ahlaki bir yaşam bulmak, ulaşmak ve yaşamak dileğiyle. Her şey gönlünüzün. Hoşça kalın.